Eski Angkor Krallığı 800 ile 1300'lü yıllar arasında Güneydoğu Asya'nın en güçlü devletlerinden biriydi. Umarım adını doğru telaffuz edebilmişimdir. Angkor Krallığı. Birbirini takip eden kralların hükümleri süresince yapılan tapınaklar günümüzdeki en büyük dini yapılar arasındadır. Angkor kralları Hindistan'dan gelen Hindu ve Budist inançlarını kutsal dağlar, atalar ve doğal güçlerle alakalı yerel inançlarla birleştirmişlerdir. Tapınaklar tanrı resimleriyle dolup taşıyordu. Bunların arasında en sık karşılaştığımız resimler Shiva, Vishnu ve Hindu mitolojisine ait sahneleri içerenlerdir. Kozmik okyanusları simgeleyen muazzam büyüklükte hendeklerle çevrilmiş tapınaklar, tanrıların dağların üstündeki kutsal evlerinden esinlenerek yapılmıştı. Şehrin merkezinde yer alan tapınaklar, Hindu-Budist dünya görüşündeki kainatın planına göre hesaplanarak yapılmışlardı. Tapınakların en büyüğü olan Angkor Wat ise içinde 5 merkezi kule bulunan bir kompleksti. Kuleler 3 adet duvarla çevrelenmişti. Duvarların üzerinde ise Hint epiklerine ait sahneler bulunmakta. Bu sahnede örneğin tanrılar ve iblisler devasa bir yılanı çekiştirerek tarih öncesi bir okyanusu karıştırıyorlar. Bu hareketleri sonucunda ise ortaya bir sürü hazine çıkıyor. Son Angkor kralı 7. Jayavarman, bugün Güney Vietnam olarak bilinen toprakları istila eden Çamları yenmeyi başarmıştır. Gayretli bir Budist olan Jayavarman çok büyük bir inşaat projesi başlatmış ve merkezi Bayon Tapınağı olan büyük eseri Angkor Thom şehrini yaratmıştır. Tapınağa güney kapısından girildiğinde cadde kenarlarında yer alan heykellerin mitolojik bir yılan taşıdığı görülebilir. Kapının üzerindeki kulede dört yöne bakan 4 adet surat vardır. Ve bu esrarengiz yüzler Bayon Tapınağı'nın birçok yerinde daha karşımıza çıkıyorlar. Ne anlama geldikleri ise hala bilinmiyor. Kralın askeri başarıları tapınakta yer alan galeri duvarları üzerinde ölümsüzleştirilmiştir. Diğer resimlerde şehrin en zengin dönemindeki yaşantıya dair sahneler yer alıyor. 1200'lü yıllarda şehri ziyaret etmiş Çinli bir memur, bu eserlerin çok uzaklardaki tüccarların bile zengin ve asil Kamboçya hakkında konuşmasına yol açtığını söylemiş. Angkor Wat gibi tapınaklar hiçbir zaman kullanım dışı kalmamış. Fakat diğer bazı tapınaklarsa orman tarafından yutulmuş ya da zamanla harabeye dönüşmüş. Bugün dünyanın her yanından turistler bu eserleri görmek için buraya geliyorlar. Gelecek nesillerin de Angkor harikalarını görebilmeleri için bazı tapınakları yeniden inşa etmek, bazılarını da sağlamlaştırmak adına girişimler başlamış.